Şimdi ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Erkek her zaman evin biliyorsunuz temelidir ama ben böyle şöyle düşünüyorum. Diyorum ki erkek evin direği ise kadın temelidir. Temel olmazsa direk de olmaz. Erkek çocuklarını da biz yetiştiriyoruz. Onun için doğru erkek çocuğu yetiştirdiğimizde kadına doğru saygılı bir erkek olacağına eminim. Ama kıpçak türküyüz bizler. Erkekler zaten kadına saygılı. Hep saygı gördük. E, fakat e, kadının çok e, her zaman erkeğinden parasını aldığını e, ve çocuğuna bir lira bile harçlık verdiğinde erkeğinden istediğini biliyorduk. Ama şimdi biraz da olsun parasını kendisi kazanıyor, ayakların üzerinde durabiliyor. Tabii ki erkeğin yine sözü geçiyor ama biraz daha kadınlar aktif bir duruma geçti. E, buradaki e, turizmle birlikte işte ise gelen misafirlerle iletişim kurmasını öğrendi. Çoğu kadınımız e, doktora gittiğinde bile kendisini ifade edemediğini görüyorduk. Yani e, hastalığını söyleyemediğini. eğitimlerini aldık vesaire. Şimdi kadınlar daha aktif daha bu hem dernek faaliyetleri içerisinde hem aile içerisinde biraz olsun söz hakkı olmuş oluyor kadınların. Şimdi 2007 yılında başlattık biz bu eğitimi erkek kadın el ele verdik ve şeyin e, eğitimlerin ilk tıbbi bitkilerle başlattık. Biraz da olsun atalarımızdan hem kalan kültürü yaşatmak. Bu benim dedemin bana öğrettiklerini, çocuklarıma yedirdiğimi faydalı olduğunu görmek bize daha birçok ümit vermeye başlamıştı. gönüllülerin bize en büyük katkısı buradaki şeylerin işte doğal güzelliğin olsun, insanlardaki bilincin olsun ya da fikirlerin olsun gün yüzüne çıkarmasını sağladı gelen uzmanları. Gelen o tıbbi bitki uzmanları ise bize eğitimler verdiğinde köyümüzde 650 tür bitki olduğunu ve bizim peynirimizin ne kadar şifa olduğunu gördük. Çünkü hayvan 650 tür bitki otladığında soframıza şifa olarak geri döndüğünü görünce daha çok sahip çıktık. Eğitimler aldık 35 türde tıbbi bitki öğrendik. Tıbbi bitkilerle çalışırken de. Hani bu kadınlarımız biraz daha olsun kendilerini ifade edemediklerini söylemiştim. Onun için uzman hekim bulduk. Dedi ki bize gelin, burada eğitim verin. Hani biz işte ise bir iletişim kurabilelim. Gelenlere soru soramıyoruz. İletişim kursu aldık onlardan. Sonra peynirin bu kalitede olduğunu duyunca sağlık kursu aldık. Sağlık kursunda peynirlerimizin çok kaliteli olduğunu ama yanında sebze tüketmemiz gerektiğini öğrendik ki daha sağlıklı yaşayabilelim. Çok sebze tüketmiyorduk biz. Hem atalarımızdan kalan işte eveliğimiz, hımımız gibi şeyleri tüketirken yanında işte domates, salatayı da kendimiz yetiştirebileceğimizi öğrendik. Küçük küçük seralar hazırlamaya başladık. O seraya girmek zaten çok büyük mutluluk. Çünkü kendinin ürettiğini görüyorsun. Sonra sebze ile birlikte etin, peynirin dengelenmesini öğrendik gelen uzmanlardan. Yanında hijyen kursu aldık. Hijyen kursundaki aslında bizim hijyendeki en büyük e, faydamız tahtalardaki üretimin faydalı olduğunu, e, zararlı olmadığını, kendi bakterini yakaladığını, hiçbir zaman kötü bakterinin olmadığını ama temiz bakılırsa. Onları öğrendik. Sonra da işte e, köye e, biraz da olsun gelen giden başlamıştı. Temadi diye bir dernek gelmişti buraya gezmeye. Onların... ...şey sonucu Fransızca öğrenin dediler. Size misafirler gönderelim. Fransızca öğrendik. 120 saatlik bir kurs aldık. Ama şimdi bir hoca daha bulduk. Gelecek bize tekrar kurs verecek. Yani bir dil bir insan dedik. Biz niye öğrenmeyelim dedik. Çok da iyi geldi bize o zaman. İlk okul mezunuyken... ...birine merhaba demek çok özel olduğunu gördük. Sonra bu... 2400 rakımlı bir köydesiniz şu anda. Çok soğuktur bizim köyümüz. Yani hırkasız, yeleksiz çıkamazsın dışarı. Eklem ağrıları çok görülür. E, ne yapalım ki biz işte kremi yapalım ya da e, yağımı çıkaralım. Hocalara sorduk ki biz iyileşelim bu eklem ağrılarından. Hocanın birisi yoga öğrenin dedi. Yoga hocası bulduk. Köyümüze geldi. Yoga eğitimi aldı. Mumlar ışığında müzik eşliğinde yoga yapmaya başladık. Bir köy kadın için çok güzel bir etkinlikti o. Çünkü gelen hoca sana hem beden olarak hem beyin olarak oradaki müziğin sana vermiş olduğu duygusal anlar ya da rahatlama şeylerini öğrenince evde geldi kayınvalidelerimize göstermeye başladık işte sabah kalkarken böyle hareketler yap ya da evimizdeki genç kızlara falan. Sonra da bilgisayar kursu aldık. Şimdi internet üzerinden kendi ürünlerimizi kendimiz satış yapabiliyoruz. Böyle böyle eğitimlerle biraz da olsun çabalarla kadınların da ilk tabii ki derneği kurduğumuzda kadınlar çok geride durdu. Hayvan yeminler ne olacak biliyorsunuz bekle gör politikası vardır her yerde. Kadınların hayvan yeminden ne olacak dediği şeylerin bize şif olduğunu görünce derneğe üye olmaya başladılarını gördük. 7 kurucu üyeyken şimdi 45 kadın 15 erkek üyemiz var dernek faaliyetler içerisinde.